Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyiden evlenü ben ahirin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Ya ferdün, ya hayyün, ya hakemün, ya adrün, ya kutlûs. Seyyecalullahu ba'da usrün yusra ve anetül vücûhlel hayyül kayyum. Allah'ın yüce nezdinden göndereceğin bir nurla simalarımızı pırıl pırıl hale getir. Sadrımızı, sinemizi kamil imana, tas tamam ihsana aç ve bizi sevip razı olduğun ameller işlemeye muvaffak kıl ya Rabbi. Allah'ım ihlasa erdirdiğin ve nezdinde makbuliyet payesiyle şereflendirdiğin, kullarının kalplerindeki kilitleri çözdüğün gibi bizim kalplerimizin kapılarında senin marifetine ve muhabbetine aç. Sinelerimizde paslanmaya yüz tutmuş kilitleri çözüver Allah'ım. Bizi kapının eşiğine yüz sürmekten mahrum etme ve o ulu dergahına yüz sürüp bir dilekte bulunduktan sonra da talebimizi reddetmek suretiyle bizi cezalandırma ya Rabbi. Ya Rabbi sana sığınıyor, isteyeceğimizi sadece senden istiyor ve yalnızca sana teveccühte bulunuyoruz. Sen de biliyorsun ki başka bir şey değil, senden sadece seni istiyoruz. Zaten Rab olarak da bir tek senden razı olabiliriz. Ne olur bahtına düştük, bizi cismaniyetin ve bedene kulluğun derekelerinden, alt basamaklarından, kalbin, ruhun ve sırrın derecelerine, üst basamaklarına çıkarıver Allah'ım. Çıkaracağına inancımız tamdır. Zira bizi ve işlerimizi koruyup kollayan yegane zat sensin. Biz dostluğun gereklerini ortaya koyamasak, ahdimize sadık ve vefalı olamasak da sen bizi ümit ettiğimiz hususlarda haybet ve husrana uğratma Allah'ım. Ya Ekremel Ekremin ve Ya Erhamer Rahimin, sen bizim yegane Mevlamızsın. Biz de derdimizi sana şerh ediyor, hali pür melalimizi kullukla asla bağdaştıramayacak nahoş hallerimizi sana şikayet ediyoruz. Bilerek ya da bilmeyerek içine düştüğümüz günahlardan dolayı bizi azaba maruz bırakma, ikaba uğratma, insi ve cinni şeytanların gelip inananların tepesine binmelerine ve musallat olmalarına müsaade etme Allah'ım. Enbiya-i İzamı ve Resul-i Kiram'ı koruyup kurtardığın gibi bizleri de din ve diyanet düşmanlarının şerlerinden, tuzaklarından, hilelerinden kurtar ve her zaman siyanet buyur Allah'ım. O sevgili kullarının bazılarına dokunan zararı def etmiş, bazılarını içinde bulundukları sıkıntılardan çekip çıkarmış, diğer bazılarını da kefere ve fecerenin verebilecekleri zararlar karşısında hıfz-ı inayet seralarını almıştın. Ya Rabber Rahim, bize dokunan ve dokunması muhtemel olan zararları da kaldır. Gaflet, heva ve heves kayalarından bizi de kurtar. Hata işlemekten, masiyetlere düşmekten, küfrün ve delaletin karanlık vadelerine yuvarlanmaktan bizi de muhafaza buyur. Marifet basamaklarındaki derecelerimizi de yükselt. Kurbiyetinin halavetini ve üns esintilerini gönüllerimizde tattır Allah'ım. Bütün hal ve hareket, tavır ve davranışlarımızda ruhumuzun heykelini ikame etmeyi bize müyesser kıl ya Rabbi. Dünyada ve ahirette sağanak sağanak yağdırdığın ve yağdıracağın lütuflarının kadri kıymetini bilmeyi de nasip eyle Allah'ım. Azameti ve ululuğu bütün izafi büyüklerin kıyas kabul etmeyecek kadar üstünde olan yüceler yücesi Rabbimiz, senin kulun olmak ve sana kullukta bulunmak bizim için en büyük şeref, en büyük payedir. Ve iftihar vesilesi olarak da kafi ve vafidir. Aciz ufaklığımızı itiraf ederek, çaresizlik içinde bir kez daha kapına geldik. Rahmetinle muamelede bulunup bizi yüce dergahından eli boş, haybet ve husrana maruz kalmış, bahtsız olarak geri çevrilmemeni diliyor ve dileniyoruz ya Rabbi. Ya Rabbi andolsun ki sen bizleri huzurundan boş çevirirsen, sığınacak başka hiçbir melceğimiz ve necatımıza vesile olabilecek hiçbir çaremiz yoktur. Ey fazlı ve lütfu bir nehir gibi sürekli çağlayıp duran ve ey kullarının günahlarını ne kadar büyük olursa olsun, onları mağfiret buyuran merhametli sonsuz Rabbimiz, Gaffar ismi Celil'in yüzü hürmetine bizi de günahlarımızdan arındırıp tertemiz, arı duru bir kıvamı erdirmeni, Kerim ve Latif isimlerinin hatırına bu kapı kullarını da ihsan ve ata sanatlarıyla sırılsıklam hale getirmeni, kurbu huzurundan uzak kalmaya sebep olabilecek her türlü mani ve engeli seninle aramızdan kaldırıp uzaklaştırmanı, nezuliyetinden göndereceğin tecelli dalgalarıyla beşeriyetimizden kaynaklanan karanlık noktaları ve boşlukları aydınlatıp kapatmanı, zahir ve batın hislerimizi istila eden nahoş huyları, kaba ve çirkin sıfatları bir daha geri dönmelerine imkan kalmayacak şekilde
silip süpürmeni ve bizi dünya ve ahirette perişan bir duruma düşmekten korumanı diliyoruz. Ne olur ya Rabbi, dualarımızı kabul buyur ya Rabbi. Amin, amin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyiden evlen vel ahirin. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de izi hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Rabbena inneke jami'un nasi liyevmin la raybe fih. İnnallaha la yuhliful mi'ad. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Rabbena ufir li valideyye ve lil mu'minina yevme yekumul hisab. Bi rahmetike ya erhamer rahimin. Velhamdülillahi rabbil alamin.